Şimdi arkadaşlar örnek 2.16'ya geldik. Burada 5 tane farklı görselimiz var. Burada yanındaki klasörde gördüğünüz gibi bir yuvarlak beyaz renk, bir kare beyaz renk, bir kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Bu sonuçlar benim programımın, daha önceden yaptığım programımın sonuçlarıdır. O yüzden onları şimdilik kullanmayalım. Onu zaten programsal olarak elde edeceğiz. Esasında biliyoruz ki biz red, green, blue yani RGB renkler beyazı oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla aslında şu üçü bir araya geldiğinde şu beyaz yuvarlağı oluşturmasını bekliyoruz. Peki elimizdeki bir beyaz kareden biz bu beyaz yuvarlağı çıkarttığımızda ne elde ederiz? Aslında beyazdan beyazı çıkarttığımızda sıfır yani rengin olmadığı yeri elde edebiliriz. Red, green, blue da bu siyaha karşılık geliyor. Rengin olmadığı yere karşılık geliyor. Sadece kırmızıyı çıkartırsak mavi ile yeşile, sadece mavi çıkarsak kırmızı ile yeşile, sadece yeşili çıkartırsak kırmızı ile mavinin karışımı olan renk grubunu oluşturuyoruz. Bunu yapmak için önce daha önce yaptığımız değişkenleri bir temizleyelim. Ekranı temizleyelim ve koddan başlayalım. Öncelikle çalışma klasörümüz arkadaşlar burada. C'de renk olarak değiştirelim. Gördüğünüz üzere klasör içerisindeki dosyaları gördük. Her biri PNG formatında. A eşittir diyoruz. I am read komutumuz bizim dosyayı MATLAB'e okutma komutumuz. PNG yine B eşittir diyorum. I am read ile beyaz yuvarlak nokta PNG. C eşittir I am read kırmızı yuvarlak nokta PNG. Benzer şekilde D eşittir I am read yeşil yuvarlak nokta PNG. Ve son beşinci görselimiz I am read şeklinde mavi yuvarlak nokta PNG olarak karşımıza çıkıyor. Bunu örnek vermek için şu anda ben burada GI renk çıkarma olarak kaydediyorum. Renk klasörünün içerisine. Şimdi bununla ilgili deneyimimizi yapalım. Öncelikle isterseniz görseli görmek için bir şey yapalım. Mesela A'yı bize göstersin. Bakalım neymiş bu A. Gördüğünüz gibi şöyle kare bir beyazı gösterdi. İşaret C'yi görmek istersek kırmızı yuvarlığa bakalım gösterebilecek mi? Gördüğünüz gibi etrafında hiçbir şey olmadığı için siyah. PNG'lerde bu transparency konusu renk olmayan yer anlamına geldiği için orayı siyah olarak gösteriyor. Olan yer aynı şekilde kırmızı. Peki D'de de aynı şekilde mi göreceğiz? Yani burada da biz yeşil yuvarlığa görmeyi bekliyoruz. Evet, yeşil yuvarlığa Mektep üzerinde görüyoruz. I am show'da gördüğünüz üzere arkadaşlar bize görsel göstermek için kullanılan bir komuttur. Peki A beyaz değil mi arkadaşlar? Matematiksel olarak bildiğimiz çıkartma işlemini yapabiliriz bence. A eksi eğer B dersem ne elde ederiz arkadaşlar? Bunu görmek için sadece yapmam gereken I am show sonucum olduğu için x'i gör dedim. Gördüğünüz üzere kareden bu beyaz yuvarlığa çıkarttı. Dolayısıyla beyaz yuvarlığa çıktığı zaman diğer taraflar beyaz olmaya devam etti ama bu çıkan yer diğerinin aynı rengi olduğu için orayı siyah verdi. Kısacası bildiğimiz matematik işlemi. Peki bundan şayet C'yi yani kırmızı yuvarlığa çıkartsaydık o zaman ne elde ederdik? Gördüğünüz üzere mavi ile yeşilin karışımı olan turkuazı elde ettik arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Madem burada turkuazı elde ettim, o zaman şöyle de bir şey var elimde. Buradakilere C falan demeyin. Kırmızıya R, yeşile green'in green'i, maviye de blue diyelim. Şimdi arkadaşlar burada A'dan hatta şu blue olduğu için bunu da C demek zorunda kalacağım. Çünkü hatta bir tane B kullandım.
A'dan C'yi çıkarttığımda C'yi elde edeceğim. Az önce gördüm aslında. A'dan B'ydi az önce. Şimdi C oldu. O zaman A'dan C değil de şu RGB'yi çıkarttığımda da yine C'yi elde etmem lazım. Ona da Y diyelim. A eksi R eksi G eksi B. Bu sefer I am show'da X, I am show'da Y diyelim. Arka arkaya göstereceği için bir şey değiştiremeyeceğiz. Orada aynı figürü subplotla gösterebiliriz esasında. Ama ayrı ayrı da gösterebiliriz. Şunu şimdilik o alanları anlatmadığım için daha önceden şurada bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere Y sadece siyah. Y'yi gizledik. Bu sefer X'i gösterdik. Gördüğünüz üzere yine orası siyah şekliyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar beyaz rengimizden daha doğrusu RGB'yi toplayıp beyazı elde edebilecek miyiz? Ona bakalım. Etrafı siyah ama ortası beyaz bir şey elde edebiliyor muyuz? Ona bakalım. O halde ona da Z diyelim. Z eşittir. R artı G artı B. Bu durumda bize sadece Z'yi göster dediğimizde bakalım ne elde edeceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar beyaz elde ettik. MATLAB bu kadar kolay. Görsel işleme konusunda.